boyutu var. Daha önce bakanlar şöyle bir konuşma yaparlardı. İşte turizmin 40 sektöre, 40 sektörle bağlantısı var. Sonra bir başka bakan dedi ki, turizmin hangi sektörle ilgili? Trakya Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölüm Başkanı Doçent Doktor Emel Gönenç Güler tarafından verilen konferans Edirne 1. Murat Anadolu Lisesi toplantı salonunda gerçekleşti. Kültürdür mü bir turizmci, iyi bir turizmci olmak çok kolay bir şey değildir. Her gün her şeyden haberinizin olması gerekiyor. Edirne'de ne olmuş? Yalnızca ciğer yemeye gelenler, sizce yalnızca ciğer yiyip mi gitmeliler? Yoksa Edirne'nin turizm açısından önemli bir şehir olduğunu vurgulayan Doçent Doktor Emel Gönenç Güler, Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından çok sayıda turistin Edirne'yi görmeye geldiğini söyledi. Bütün dünya Edirne'ye geliyor. Dün Information'da konuştuğumda Brezilya'dan geldiklerini, Brezilya kaç saatte gidilir, nerede, hepimiz çok rahat biliyor muyuz bilmiyorum ama oralardan Edirne'ye havaalanı olmamasına rağmen en yakın İstanbul'a gelip buraya kadar gelebiliyorlar. Demek ki Edirne'de kayda değer bir şeyler var. Demek ki siz değerlisiniz. Sizi ve kültürümüzü, sosyal yaşantımızı, turizm ürünlerini görmeye geliyorlar. Güler düzenlenen konferansla turizm haftası nedeniyle öğrencilere hem turizmin önemini hem de Edirne'nin turizm potansiyelini anlatmak istediklerini belirtti. Edirne'nin Türkiye'de 81 ilin arasında 2 UNESCO eseri bulunan tek kent olduğunu ifade eden Güler, bütün dünya Edirne'ye geliyor. Turizm Edirne ve Türkiye için önemli. Bütün dünya için önemli. Dünyada hiç turizmle ilgisi olmayan ülkeler bile artık gelişmişliğin, kalkınmanın önde gelen sektörlerden bir tanesinin turizm olduğunu söylüyor, görüyorlar ve buna göre eylem planları yapıyorlar dedi. Edirne'nin şöyle bir önemi var arkadaşlar. Edirne, Türkiye'de 81 ilin ilde bulunan yani 2 UNESCO eseri bulunan tek kent Edirne. Bunun farkında mıyız bilmiyorum. Turizmin neden Türkiye için çok önemli olduğunu ve bütün dünya için önemli olduğunu, hiç turizmle ilgisi olmayan, parantez içerisinde söylüyorum, ülkeler bile artık gelişmişliğin, kalkınmanın önde gelen sektörlerinden bir tanesinin turizm olduğunu söylüyorlar. Görüyorlar, gördüler ve buna göre eylem planları yapıyorlar. Konferansta daha sonra turizm işletmeciliği ve otelcilik öğrencilerinden Faruk Pamukçu da bir sunum yaptı. Pamukçu'nun sunumunda Rize Hemşin'i anlattı. Sunumun sonunda Pamukçu öğrencilere bir sürpriz yaparak tulum çaldı.